Dönemi çok iyi hatırlıyorsun. Yani yazdığın kitaplarda falan da bunları okuduğum zaman çok canlı portreler var. O döneme dair çok yani yaşar gibi tanıklıklar var. Hakikaten öyle. Mesela o Modo'da geçen bir şey var. Bir sahne var. Sahne diyorum çünkü bir film karesi gibi gerçekten gözümün önünde. Hanımların denize girmesi. Evet. İnanılmaz bir şey. Evet. O çok beni etkileyen bir şeydi. Teyzem işte demin andığım Sara Akta o zaman çok genç bir kadındı. Çok hoş bir kadındı. Çok şık giymeye meraklı bir kadındı. İstanbul'un herhalde en ultra modern olduğu, böylesine bugünkü gibi dokusunun çok değişmediği, insanların fazla herhalde ekonomik şartlarda el veriyormuş ki rahat şartlarda yaşadıkları bir dönemdi. Moda plajı da çok, yani şimdi Fenerbahçe vardı, Caddebostan falan vardı ama bunlar arasında lüks olanı, ultra lüks olanı Moda plajıydı. İşte oraya giderken de o ilk hasır çantalar, hasır küpeler bilmem neler çok şeydi. Aslında beyler de çok şık giyinirdi Moda plajına gitmek için. Ve onu yazdıktan sonra bu Moda plajına gidişi bir Konya'da yaşamış olan bir beyle tanıştım. Gençliği de buraya sırf Moda plajına gitmek için Konya'nın varlıklı bir ailesi. O buraya geliyor ve ona göre özel mayo alınıyor falan. Havlu alınıyor. Bir havlu meselesi vardı. Moda plajı çok etkileyici çok bir yerde. Yani çalınan müziğiyle bizim hiçbir zaman maddi açıdan imkan bulup gidemediğimiz bir lokantası vardı. Uzaktan gördüğümüz. En çok şeylere bayılırdım. Daha yeni çıkmıştı sosis sandviçler. Ne lokanta? Adını Moda'nın plajın içinde bir gazinosu vardı. O devirdeki bütün plajların hemen hepsinin varlıklı ekabir takımı için bir ayrı gazinosu vardı. Mesela Küçük Su plajını bir beyaz Rus çift işletmiş. Ben tabii onu sonradan okuyarak öğrendim ama o dönemi hatırlıyorum. Bir tek Ankara'dan dayım geldiği vakit bizi götürürdü oraya. O ve şiş kebaba. Baya baya enteresan bir adam. Dayıcığım Allah rahmet eylesin. Evet, çok ilginç bir adamdı. Evet. O da tabii Kadıköy doğma büyüme. Yani anne tarafım bütünüyle bir buçuk yüzyıldır hiç kimse kalmadı ama yani bir buçuk yüzyıldır Kadıköy'ünde yaşamış olan insanlar. Bir de sosisli sandviç çıkmıştı işte dediğim gibi. İşte hardal sürülür, turşu konur falan. İlk tabii İstanbul'da, ilk Beyoğlu'nda Atlantik vardı. Bir de Moda plajında yazında orada görürdük. Hani Atlantik'ten birkaç defa yedim de burada hiç yediğimi hatırlamıyorum. Dayım geldi bak şiş kebabı yedirirdi çünkü.